Değerli basın emekçilere hepinizi saygıyla selamlıyorum. Halkların Demokratik Partisi'nin koronavirüs kriz koordinasyonunun bugünkü açıklamasını kamuoyuyla paylaşmak üzere sizlerin huzuruna geldim. Değerli arkadaşlar, koronavirüs dünyada ve ülkemizde bir salgın halini almış durumda ve vatandaşlarımız büyük bir kaygı içinde. Kaygının iki boyutu var. Birinci boyutu elbette sağlığımız. Yani vatandaşlarımızın sağlığı, herkes, çoluğu, çocuğu, annesi, babası, evlatları için, sevdikleri için kaygı içinde. İkinci boyutu kaygının ekonomik kaygılar, iş, aş kaygısı. Şu anda dünyada ve Türkiye'de hayat durma noktasında ve iş ve aş konusunda hiç kimse geleceğini görmüyor. 8 milyon işsizimizin üzerine şu anda yüz binlerce, hatta kriz daha da derinleşirse milyonlarca işsizin ekleneceği bir riskle karşı karşıyayız. Bu iki kaygı konusuyla ilgili günlerdir çağrı yapıyoruz. Maalesef ne mecliste ne diğer alanlarda bir toplantı yapılmadı. Gerekli sivil toplum kuruluşlarıyla, sendikalarla herhangi bir istişare yapılmadı. Ama sarayda dün bir toplantı yapıldı. Dün sarayda yapılan toplantıda bu iki kaygı konusuyla, yani sağlık ve ekonomik alanındaki olan sıkıntılarla ilgili bir şeyler durmaya çalıştık. Ama maalesef toplumun hem sağlık konusunda hem ekonomi konusunda kaygılarını giderecek bir açıklama olmadı. Yalnızca patronlarla toplanmıştı Tayyip Bey ve o patronlarla olan toplantıdan da yalnızca patronların belki kısmen keyfini artıracak, Rıfat Hisarcık'la onunla biliyorsunuz, keyfin yerinde değil mi Rıfat diye seslenen bir cumhurbaşkanıyla karşı karşıya kaldık. Ama 82 milyonun keyfi yerinde değil arkadaşlar. Neden bu toplantıdan bir sonuç çıkmadı toplumun kaygılarını giderecek sağlık ve ekonomik alanında? Çünkü bu toplantıya arkadaşlar, Türkiye'de düşünün, büyük bir sağlık konusunda bir sıkıntı var. Sağlık emekçilerinin bir meslek örgütü var. Türk Tabipler Birliği. Türk Tabipler Birliği saraydaki bir toplantıya çağrılmamıştı arkadaşlar. Sağlık emekçilerinin bir sendikası var. Sağlık Emekçileri Sendikası. Sağlık Emekçileri Sendikası bu toplantıya çağrılmamıştı. Böyle meslek örgütlerinin çağrılmadığı bir toplantıdan da maalesef sağlık alanında kaygıları giderecek bir açıklama ortaya çıkamadı. Peki arkadaşlar, emek alanında, yani işçilerin, emekçilerin sesini duyuracak bir temsilci var mıydı? Maalesef yoktu. Devrimci İşçi Sendikaları Konferansı, DİSK ve KESK, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu bu toplantıda yoktu. Sendikaların olmadığı bir toplantıdan da maalesef işçinin, emekçinin, işsizin sesine ses verecek, onların kaygılarını giderecek bir açıklama da maalesef çıkmadı. Diğer bir, bu toplantıdan sonuç çıkmamasının diğer bir sebebi de arkadaşlar, bakın bütün dünya parlamentoları şu anda devrede. Bütün dünya parlamentolarında bütün siyasi partiler ortak bir akılla kendi vatandaşlarının kaygılarını gidermeye çalışıyorlar. Hem sağlık konusunda hem ekonomik konusunda kaygılarını gidermeye çalışıyorlar ve hep beraber kararlar alırken şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde verilen bütün önergeler, yani bu krizle ilgili verilen bütün önergeler AKP-MHP oylarıyla reddediliyor. Az önce de Plan Bütçe Komisyonu'nda arkadaşlar partimizin verdiği 3 imzalı bir önerge, bu koronavirüsle ilgili olan ekonomik ve sosyal krizi görüşmek üzere verilen önergede reddedildi. Yani meclis devre dışı, sivil toplum devre dışı, sendikalar devre dışı, meslek örgütleri devre dışı olan bir toplantıda, yalnızca patronlarla yapılan bir toplantıda da yalnızca patronların keyfini yerine getiren sonuçlarla karşı karşıya kaldık. Ve bu torbadan arkadaşlar, maalesef bütün vatandaşlarımızı buradan sesleniyorum. 83 milyon vatandaşımız, büyük çoğunluğu emekçi, işsiz, yoksul. Onlara bir kuruşluk destek yok arkadaşlar. 100 milyarlık paket açıkladı. Onlara bir kuruşluk destek yok. Değerli arkadaşlar, bu 100 milyar dolar, 100 milyar TL'lik paket, dolar karşılığı yaklaşık 15 milyar dolardır. Yani eğer gerçekten 100 milyarlık destek varsa, ki yok, ama gerçek farz edelim 15 milyar dolardır.
Bakın Amerika Birleşik Devletleri krize karşı parlamentosunda, kongresinde 1,5 trilyon dolarlık destek açıkladı. 1,5 trilyon dolar. Yani bizde 15 milyar dolar, ABD'de 1,5 trilyon dolar. Yani 100 katı bir destek açıkladı. Tamam diyeceksiniz ki ABD çok büyük ekonomi. Bize yakın sonuç olarak nüfustaki ülkelere bakalım. Almanya bizim de nüfusu aynı. Biz 15 milyar dolarlık paket açıklarken Almanya 600 milyar avroluk paket açıkladı. Yani 40 katı. İspanya ve Fransa'nın paketleri 200-300 milyar avro. Yani yaklaşık 20 katı destekler açıkladı. Ve halkına doğrudan destekler açıkladı. Değerli arkadaşlar, biz niye bu destekleri açıklayamıyoruz? Çünkü size söyleyeyim, maalesef kötü bir haberim var. AKP iktidarı yıllardır kaynakları saraylara, silaha ve savaşlara, aynı zamanda da yandaşlara harcadı. Ve bir plan bütçe komisyonu üyesi olarak söyleyebilirim, şu anda kasa tam takır. Bu yüzden de yalnızca yandaşlarını ayakta tutacak bir paket getiriyorlar. İşçiye, emekçiye bu paketten maalesef kuruş destek yok arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, iki konuda kaygı olduğunu söylemiştim. Birisi sağlık konusundaki sonuç olarak önlemlerdi. Vatandaş ciddi bir kaygı yaşıyor sağlık konusunda. Vatandaş Cumhurbaşkanı'nın kendisini rahatlatmasını bekliyor sağlık konusunda alınan tedbirlere. Dün Cumhurbaşkanı ekranların karşısına çıkıyor. Ne diyor vatandaşa? Elinizi yıkayın diyor. E güzel, yıkasın vatandaşımız. Başka ne diyor? Dua edin diyor vatandaşımıza. Olur, dua etsin vatandaşımız. Bir de ne diyor? Kolonya diyor Cumhurbaşkanı. Kolonya, elinize kolonya dökün. Şimdi vatandaş başka şeyler bekliyor. Tamam, elimizi yıkayalım. Tamam, dua edelim. Tamam, kolonya da döktük. E sonra? Bir şey yok. Bu kadar. Yani dua, elinizi yıkayın ve kolonya. Bunun dışında sağlık konusunda bir önerisi var mı Cumhurbaşkanı'nın? Yok. Oysa arkadaşlar, vatandaş sağlık konusunda gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığını Cumhurbaşkanı'ndan duymak istiyor. Şu anda biliyorsunuz korona sonuç olarak açıklanan rakamlarla vaka sayısı 200'e yakın. Benim tespitlerime göre bu rakam şu anda binler dahilinde ve 10 binlere doğru çıkma olasılığı çok yüksek. Bu durumda yoğun bakım ünitelerinin arkadaşlar binlerle alınması lazım. Vatandaş şunu merak ediyor. Eğer Türkiye'de 100 bin vaka olduğunda 10 bin yoğun bakım ünitesi hazır var mı yok mu, bunu merak ediyor. En az 10 bin solunum destek ünitesi var mı yok mu, bunu merak ediyor. Bir yakını hasta olduğunda, annesi babası hasta olduğunda bir yoğun bakım ünitesine ulaşabilecek mi, ulaşamayacak mı? Bir Cumhurbaşkanı'nın vermesi gereken güvence budur ama buna dair hiçbir şey duyamadı. Ne duydu? Kolonya, dua ve elinizi yıkayın duydu. Başka vatandaş neyi merak ediyor? Ya benim bir arkadaşımın işçisini göndermiş hastaneye. Bütün öksürüyor adam. Ateşi var. Bütün belirtileri var korona olduğuna dair. Hastaneye gidiyor. Doktor muayene ediyor. Ama ilacı yazıyor, gönderiyor. Değerli arkadaşlar, bütün belirtileri gösteren bir hastaya test yapılamıyor şu anda Türkiye'de. Test yalnızca yurt dışından gelen vatandaşlarımıza yapılabiliyor. Çünkü o kadar test var. Test sayısı son derece sınırlı. Ben Diyarbakır vekiliyim. Şu anda Diyarbakır'da açıklanan hastanede tek bir test kiti yok. Koronavirüs testi şu anda Türkiye'de yapılamıyor. Vatandaş Cumhurbaşkanı'ndan şunu duymak istiyor. Yalnızca hastanelerde değil, en yakın eczanede, en yakın aile sağlık hekim biriminde bu teste ulaşabilecek miyim, ulaşamayacak mıyım? Bunu duymak istiyor. Bir, sonuç olarak soğuk algınlığı, grip veya korona belirtisi gösteren bir hasta adayı gidip bu testi yapıp korona olup olmadığını öğrenebilecek mi? Bunu merak ediyor ama buna dair en ufak bir açıklama yok. Biz buradan Cumhurbaşkanı'nı uyarıyoruz. İvedilikle bütün bütçe kaynaklarını sağlık için seferber etmesi çağrısını yapıyoruz. Bütün bütçe kaynakları sağlık için seferber edilmeli. Yoğun bakım üniteleri hazır hale getirilmeli. Solunum destek üniteleri hazır hale getirilmeli. Ve aynı zamanda bütün vatandaşlarımızın mahallesindeki eczaneden veya aile sağlık birimlerinden ücretsiz olarak ve evinde uygulayabileceği korona testine
ulaşma şartlarının oluşmasını bekliyoruz Cumhurbaşkanı'ndan ve yürütmeden. Ve buradan onu uyarıyoruz. Eğer bunu yapmazsanız bu salgın kontrol edilemez ve bu salgın sonucunda oluşan on binlerce vakada tedavi edilemez. Buradan iki çağrımız daha var hastalık konusunda değerli arkadaşlar. Özel hastanelerinde hemen İspanya'da olduğu gibi, Avrupa'da pek çok ülkede olduğu gibi kamunun uhdesine alınması lazım. Özel hastaneler, kamu hastaneleri ayrımı kaldırılmalıdır. Ve kapalı bulunan devlet hastaneleri hemen koronavirüsle ilgili olağanüstü yoğun bakım hastanelerine çevrilmeli ve bütün o özel hastanelerde bu olağanüstü dönemde kamunun yönetimine devredilmelidir. Bu anlamda bu seferberlik çağrısını da her anlamda Cumhurbaşkanı'na yapıyorum buradan. Sağlık alanında vatandaşlarımıza güven veren adımları atsınlar. Diğer bir konu arkadaşlar ekonomik tedbirler. Bakın ekonomi konusunda, iş, aş konusunda vatandaşımızın kaygıları var. Vatandaşımız geleceğini görmüyor. Ve şu kriz ortamında neyi bekliyor? İşini kaybetmemek istiyor. İkincisi gıdaya ulaşmak istiyor ve temizlik malzemelerine, temel ihtiyaçlarına ulaşmak istiyor. Bununla ilgili Cumhurbaşkanı arkadaşlar dün ne söyledi? Pakette neler vardı? Vallahi pakette dar gelirlilerin, işsizlerin kaygılarını giderebilecek hiçbir şey yoktu arkadaşlar. Ne vardı? Rıfat İsarcıklıoğlu'nun patronların temsilcisinin keyfini yerine getiren açıklamalar vardı. Ama 83 milyon kaygılıysa o bir avuç patron da arkadaşlar rahat edemez. Yapılması gereken ekonomik pakette bütün vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını güvence altına alacak tedbirlerin alınması gerekir. Bununla ilgili biz neler önerdik arkadaşlar? Doğalgaz, elektrik, su, internet faturalarının tahsilatının durdurulmasını önerdik. Pakette var mı? Yok. Yani vatandaşımız elektriğinin, doğalgazının, suyunun, internetinin kesilmesi riskiyle karşı karşıya. Çünkü gelirleri durmuş durumda. Bütün esnaf şu anda kapatıyor. İnsanlarımız işini kaybediyor. İşsizlerimiz var. Ve bu temel ihtiyaçlar, doğalgaz, elektrik, su, internetin yarın olup olmayacağını vatandaşımız bilmiyor. Bunlar pakette var mı? Yok. Başka önerimiz neydi? Kira ödemelerinin durdurulmasını öneriyoruz. Vatandaşımız gelirinin ciddi bölümünü ya kiraya ya ev kredisine ödüyor. Bu kriz döneminde bütün kira ödemelerinin durdurulmasını öneriyoruz. Bu pakette var mı? Yok. Diğer önerimiz gıda ve temizlik malzemelerinde alınan KDV ve ÖTV'lerin kaldırılmasını önerdik. Bu pakette var mı? Yok arkadaşlar. Ne var pakette? Dar gelirliye kolonya arkadaşlar. Kolonya. İşte patrona 100 milyar, vatandaşa yalnızca kolonya olan bir paketle karşı karşıyayız. Pakette işsizlere ve işçilere dönük tedbirlerle ilgili de önerilerimiz oldu. Bununla ilgili arkadaşlar maalesef pakette bir şey göremedik. Neler önerdik biz işçi ve emekçilerin işini aşını koruması için ve işsizlere dönük ne tip tedbirler alınmasını önerdik? Dedik ki en önemli tedbir arkadaşlar buradan ilan ediyorum. Bütün vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını yani gıda, sağlık malzemeleri, ilaç, temizlik malzemeleri, enerji ve iletişim sektörleri dışında bütün üretim birimlerinin ve bütün perakende birimlerinin kapatılmasını öneriyoruz. Tekrar ediyorum. Gıda, sağlık malzemeleri, ilaç, temizlik malzemesi, enerji, iletişim dışında bütün fabrikaların, bütün üretim birimlerinin kapatılmasını, bununla ilgili bütün perakende birimlerinin de kapatılmasını ve buradaki bütün işçilerin de ücretli izne çıkarılmasını öneriyoruz. Pakette bu var mı arkadaşlar? Yok. Erdoğan ne dedi? Üretime devam edeceğiz dedi. Yani zenginlere diyor ki evde durun diyor. Çünkü sizin paranız var. Yoksullara ne diyor? Gidin diyor. O yüzlerce insan bir arada durun, üretim yapın. Birbirinize virüsü bulaştırın. O virüsü alın ailelerinize götürün. Annenizi babanızı öldürün diyor. İşte böyle bir vicdansızlıkla karşı karşıyayız. Bu anlamda temel ihtiyaçlar harici. Buna ihtiyacımız var. Vatandaşın gıdaya, temizlik malzemesine, enerjiye ihtiyaç var. Burada elbette bu birimler sağlık emekçileri gibi mutlaka çalışmalılar. Bunlar temel ihtiyaç. Ama temel ihtiyaç olmayan buzdolabı, ayakkabı, otomotiv gibi sektörlerin
Tişört, kim tişört almayı düşünüyor ki bugünlerde? Kim ceket almayı düşünüyor ki? Kim ayakkabı almayı düşünüyor ki? Bu birimlerin kapatılması lazım. Bunları kapattığımız zaman vatandaşlarımız bir süre evde dururlar ve salgının yayılmasını engellerler. Bütün bu vatandaşlarımıza, bütün işçilerimize de ücretli izin şartlarının yaratılması lazım. Ve bunun finanse edilmesinde işsizlik sigortası fonunun da devreye sokulması lazım. İşsizlik sigortası fonu bugünler için var. 8 milyon işsizimiz var. Ben iddia ediyorum. Şu bir hafta içinde en az 1 milyon işsizimiz daha oldu. En az 1 milyon işsizimiz de. Pakette işsizliğe dönük bir şey var mı? Yok. Bütün dünya parlamentoları arkadaşlar doğrudan destek öneriyor. Bütün işsizlere ve işçilere doğrudan çek veriyor dünya parlamentoları ve yürütmeleri. Ama bu vicdansız iktidar maalesef bu pakete doğrudan destekle ilgili hiçbir şey koymamış. Yapmamız gereken bütün işsizlerimize doğrudan destek verecek, gelir desteği verecek bir düzenlemeye gitmek ve bu anlamda da bir düzenleme bu pakette yok arkadaşlar. Diğer bölgelerimiz bütün KOBİ'lere yani küçük orta boy işletmelere, esnaflarımıza sıfır faizli uzun vadeli kredi verilmesini öneriyoruz. Ve vergilerinden ertelenmesini öneriyoruz. Sektör ayrımı yapmadan bütün esnaflarımıza bunu yapmalıyız. Ve ama bu desteğin bir şartı olmalı. Bütün destekler gibi bu desteğin bir şartı olmalı. Bütün bu şart da arkadaşlar bizim açımızdan KOBİ'lerin ve bütün işletmelerin destek almasının tek şartı işçi çıkarmamaları olması gerekiyor. Yani işçi çıkarmayı yasaklamayı öneriyoruz. İşçi çıkarmayı yasaklayalım. Bu krizden en derin etkilenen bütün işletmelere de işçi çıkarmaması şartıyla destek verelim diyoruz. Bu konuda da maalesef pakette bir düzenleme yok. Değerli arkadaşlar, pakette bir de gerçekten kendi içinde çelişen açıklamalar da var. Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor? Evden çıkmayın diyor değil mi arkadaşlar? Evden çıkmayın demek ne demek? Arkadaşlar evinizde durun, işinize gitmeyin ve temel ihtiyaçlarınızı karşılayın demek. Şimdi evden çıkmayın diyen bir cumhurbaşkanı aynı zaman diyor ki ben diyor uçak biletine kademesini bire düşürdüm, gidin uçağa binin diyor. Memleketinize gidin diyor, gezin tozun diyor. İşte böyle kendi içinde çelişen maddelerle karşı karşıyayız. Evden çıkmayın diyen bir düzenleme uçak biletinde indirim yapmaz. Yapılması gereken temel ihtiyaçlara, gıdaya, elektriğe, doğalgaza, temizlik malzemelerine KDV ve ÖTV'lerin düşürülmesidir. Ama Cumhurbaşkanı uçak biletine indirim yapıyor. İşte böyle kendi içinde çelişkiler barındıran bir paketle karşı karşıyayız. Diğer bir mesele ev alana teşvik veriyor Cumhurbaşkanı. Ya düşünebiliyor musunuz arkadaşlar böyle bir vicdansızlık olabilir mi? Vatandaş ekmek derdinde, vatandaş evine ekmek, süt götürebilecek mi bunun düşüncesinde diyor ki ben size ev alırsanız teşvik vereceğim diyor. Kim ev almayı düşünüyor ki Cumhurbaşkanı? Ey Erdoğan, kim ev almayı düşünüyor bu ortamda? Bırak ev almayı, insanlar ceket almayı düşünmüyor, ayakkabı almayı düşünmüyor. Tek düşündüğü çocuğuna evine bir ekmek götürebilecek mi? Temizlik malzemesi alabilecek mi? Sağlık ekipmanları alabilecek mi? Korona kiti testi alabilecek mi? Vatandaşın derdi bu ama Erdoğan'ın derdi inşaat sektörünü ayakta tutmak. Erdoğan'ı gerçekten bu konudaki sorumluluklarını hatırlatıyorum Cumhurbaşkanı'na. Önce vatandaşın sağlığını, işini, aşını ve gıda güvenliğini, temizlik malzemeleri güvenliğini, temel ihtiyaçlarının güvenliğini sağlayacak adımlar atılması lazım. Değerli arkadaşlar son olarak bu iktidar her krizde ben bilirim dedi. Her krizde ben bilirim dedi ve vatandaşlarımızın hem huzurunu hem refahını yok etti. Ben bilirim diyenler Suriye'de bu ülkeyi maalesef ve insanlarımızı büyük bir felaketle karşı karşıya bıraktı. Libya'da karşı karşıya bıraktı. Türkiye içinde derin bir ekonomik krize düşürdü insanlarımızı. İç barışımızda, huzurumuzda, ekmeğimizde kaybediyoruz. Ama şimdi daha derin bir ekonomik kriz riskiyle karşı karşıyayız. Saraydan çıkan torbada hiçbir şey yok arkadaşlar. Sizi destek verecek, size güvence verecek. Yapmamız gereken artık saraydan bir şey beklemek değil. Artık Sağlık Bakanı güzellemesi yapmak değil yapmamız gereken. Yapmamız gereken bütün sendikalar, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, muhalefet partileri, dayanışma ağları örmek. Yapmamız gereken yerel yönetimlerle birlikte, halkımızla birlikte dayanışma ağları örmek arkadaşlar. Buradan partim adına çağrı yapıyorum. Bütün vatandaşlarımız, bütün meslek örgütleri, sendikalar, siyasi partiler, yerel yönetimler, yerelde, kendi mahallenizde, kendi ilçenizde, kendi ilinizde dayanışma ağları örün. Bu iktidara asla güvenmeyin. Çünkü bu iktidar
Kendisi sarayları, yandaşları dışında hiçbir şey düşünmüyor. O açıdan bütün vatandaşlarımızı bu dayanışma ağlarını kurmaya davet ediyorum. Ve bugünkü açıklamamızı burada sonlandırıyorum. Ben hepinizi saygıyla selamlıyorum. Herhangi bir sorunuz varsa alabilirim. Teşekkür ederim arkadaşlar.